Dediğim gibi satın alma opsiyonu Göztepe'de olduğu için zaten önceliğim burasıydı. Birçok teklifler geldi ama burada çok mutlu olduğum için, güzel de bir sezon geçirdiğim için burada kalmayı tercih ettim. Çünkü genç yeteneklerimiz çok fazla. Özellikle yurt dışına giden oyuncularımız, bizi temsil eden kardeşlerimiz aşikar yaptıkları orada ortada, performans ortada. Ben gençlerimize çok güveniyorum. Bence bu kural tekrar gençlerimizin ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Bence güzel bir sonuç oldu diye düşünüyorum. Ben Doğanlar'da da oynadım. Yeni açılan stadımızda da oynadım. Sağ olsunlar bizi her zaman her yerde en iyi şekilde destekliyorlar. Stadımız şöyle, doyamadık. Onlar da doyamadı, biz de doyamadık. Yanlış hatırlamıyorsam 3 tane maç yaptık herhalde seyirciyle. Sonra zaten pandemi süreci oldu. Seyircisiz devam ettik. Biz onları çok özledik. Onlar da bizi çok özledi. Sanırsam %30 herhalde kapasiteli oynanacak. Ona bile şükrediyoruz. Çünkü seyircisiz oynamak gerçekten çok sıkıcı. Onların bizim itici bir güç arkamızda. Bir an önce inşallah başlayıp %30 da olsa bir an önce onlarla kavuşmak istiyoruz. Yıllarca bu işi yapıyoruz. Ve milli takım bu işin en üst zirvesi. Ben 17 yaşında ilk başladım Süper Lig'de oynamaya. 20-21 yaşında da A milli takım yakalamıştım. Tabii çok fazla forma şansı bulamasam da yine 21 yaşında oraları yakalamıştım. Oynayarak, üstüne koyarak performansını, özellikle geçen sene. Bu sene de geçen senekinden daha fazlasını yapıp tekrar tabii ki hayalim olan milli takımı yakalamak istiyorum. Ve orada kalıcı olmak istiyorum.